Merhaba, iyi akşamlar. Logo. Artık logoyu da bir standarda oturttuk. Haftada bir gün mutlaka salı, çarşamba bakıyoruz. Genelde çarşamba. Onu da öyle aldım yani, çarşambaya. Logonun hali pürmelerli şu. Yani 102'yi kırdığından beri artık buralara yerleşti. Bir klasik de yaşandı. Yani geçen hafta 8 Aralık'ta galiba, değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorsam 7-8 Aralık'ta, yani oralarda bir şey yapmıştık. Ya da 9 Aralık'ta bir değerlendirmiştik logoyu. Tabii yukarı zaten bir kanal hareketinin neredeyse standardıdır. Gel altına değ, git üstüne değ, ondan sonra tekrar aşağı doğru gel. Dolayısıyla her zaman yaptığını yapıyor tekrar. Bunu da söylemekte fayda var. Yani 127'yi gördü, kanalın üstüne değdi, temas. Şimdi ortasına doğru, 8 güne doğru bir hareket başlattı. 118, 115, illa 115'e değecek diye bir şey yok veya 110'da duracak diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim hani, ama genellikle geriye baktığımız zaman bu tür bir hareketin içinde olduğunu görüyoruz. Hala yön pozitif. Ne zamana kadar? Yani bana soruyorsanız 102'yi kıramadıkça, şu bugün için söylüyorum, pozitif beklerim. Tabi arada fark çok, ona itirazım yok. Ama şu kanal kırılmadıkça logo için her zaman geniş anlamda, yani uzun bir zaman aralığı için pozitif olarak görülebilir. Kısa vade için yani 115 takip edilmiyor. 115 kırılırsa 110 teması beklenebilir. Yani genellikle de öyle olur. Yani geçmişine de baktığımız zaman hisselin 8 gün kırdığı her dönemde 20 gün temasını oraya da kırarsa kanalın altına doğru hareket ettiğini ve kanal desteğini aldığını görüyoruz. Tabi oraya gelirken de ısındı kağıt haliyle. Yani şuradaki harekette oldukça tekrar bir aşırı alım bölgesine gitti. Hem aşırı alım bölgesinde hem de kanalın tepesinde olursa bir kağıt, yani genel anlamda konuşuyorum, %100 anlamında konuşmuyorum. Genellikle o kanalı zorlanır yani yukarı doğru kırmakta. Ereğli'de de oldu yani, birçok kez temas etti. Zaten oraya gelirken çok fazla efor sarf etti. Dolayısıyla orada tekrar denedi, en sonunda daha böyle momentumlu gelip kırmıştı. Dolayısıyla hani bu çok sürpriz bir şey değil, tablo değil, onu söylüyorum. Kıramaz anlamına gelmesin yani. Ereğli kırdı mesela. Bazen daha da dikleşir. Bu açılar kırılır. Bazen de aşağı kırılır tabii. Her zaman yukarı diye bir şey yok. Son dönemine zaten baktığımız zaman logonun yani 80 civarında bozulduğunu, kağıdın yani bozulmaktan kastım kâr satışlarının geldiğini görüyoruz. Tekrar benzer bir civarda şeyde 79'larda falan geldi galiba. 78.4'te geldi. Tabii bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Bu logoda veya herhangi bir kağıtta bazen çok kişi kullanmaz ama RSI'nin kendi ortalamasını kullanmanıza da fayda olabilir. Çünkü yani şöyle bir örnek vereyim geriden. Nereden verelim? Eğer şey çok alttaysa, yani şu ortalaması biraz gerideyse RSI'nin, o zaman aşırı alım bölgesinde kağıt biraz daha fazla yol kat edebiliyor. Ama zaten hali hazırda ortalama da aşırı alıma çok yakınsa, yani bir kural da değildir de, yanlış anlaşılmasın, bir kural olmamakla beraber biraz daha zorlandığını söylemek mümkün. Burada tabi şu an kendi ortalamasına doğru RSI dönüyor. Yine RSI takip edecek olanlar 67-66'yı gördüğü zaman RSI'da kanalın biraz daha altlarına doğru bir hareket olabilir. Onu da söyleyeyim. MACD de hala tabi yukarı veriyor ama şeyde silikleşmiş histogram. Yani kötü bir şey özetle yok logoda. Gayet normal hisse hareketlerini yapıyor. Kâr realizasyonu ne oluyor falan filan. Yani tekrar tekrar belki döner, tekrar dener dediğim gibi. Yani burada çok kısa vadecilerin 115 desteğine dikkat etmesi lazım. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Bakıyorum şöyle bir. Ha, özel bir mum formasyonu var mı? Yani bir özel mum formasyonu yok. Onu da söyleyeyim ben. Bu mumların, şu 3 mum bir şeye neden olmuyor. Formasyona neden olmuyor. Onu da hatırlatayım. Herkese iyi akşamlar.